Cennete gitsen ne yapardın? Ne yaparım? Bol bol içki içerdim. Bir tane huri isterdim. Olmadık şeyler isterdim abi burada. Cennete gitsem ne yapardım? Annemi alırdım yanıma. Aa ölüyor, doğru, bir dakika dur. Onu öldü, bir şey olmasın ha. Onu cehenneme atardım, beni aldatanı. Olur, oluyor mu acaba? Öyle bir iyilik yaparlar mıydı? Dur şu gözlüğü takayım, herkes bana tanınıyor. Cennete gitsem ne mi yapardım? Bilmiyorum. Çünkü cennete gitme ihtimalim %0. Bu nerede yayınlanacak? Ben bütün dileklerimin gerçek olmasını isterdim. Hani şaraptan şelaleler falan. Hani çok güzel olurdu bence. Cennete gitseydim en sevdiğim iş olan kitap okumak. Kitap okurdum. Ağacın altında kitap okuyabilirdim yani. İzlerdim orayı herhalde, oturur yani. Parti yapardım. Valla abla ne yapayım? İşte öyle giderdim orada, keyif yapardım. Öyle alkol, malkol. İşte karı kız, hap, eks falan, bones falan filan. Allah belanı versin. Başka ne yapardım abla işte? Hani yine böyle böyle bunlarla demanetlerle işte orada böyle Hazrail'le beraber kavga ederdik abi. Azer birbirle hesap içerdik orada. Cennetimi diyor. En çok kumandalar başlar. Allah ne vermişse onu yapardık yani. Her bol bol meyve yerdim herhalde. Yasak olan bir şey yapardım herhalde. Yani hani her şey elimin altında olduğu için sıkılırdım herhalde. Yasak olan bir şey yapardım. Vallahi bizim cennete gideceğimiz meçhul zaten öncelikle. Zaten cennete girebilmek için önce insan olmak lazım. En yakınlarımı yanıma almanın en kısa yolunu arardım. Parti düzenler. Evet. Aslında cennete nasıl bir yer olduğuna bağlı bu. Ama genelde herhalde yaşlılar olurdu. Çünkü yaşlılar son zamanlarda bir anda imana geliyorlar ya. Gençken ölenler genelde kötü bir anda. Ne bileyim, öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Soyut bir yerde somut şeyler yapılmaz herhalde, değil mi? Hiç gitmedim o yüzden, bilmiyorum. Tek başıma olmak isterim. Çünkü çevremdeki insanlar genelde bana mutluluk vermiyor, mutsuzluk veriyor. Ama bu yanımda olsun. Eda'mı yanıma alırdım. Gezerdim. Gün boyu onunla olurdum yani. Diğerdik isterdik, Lop Park'a giderdik. Bedava oğlum zaten. Şu an cennete gitmek isteyenler çok. Bunun için insan öldürüyorlar, katlediyorlar. Onlarla birlikte cennete gideceksem aynı cenneti istemiyorum bir kere, onu söyleyeyim. Havalara uçardım yani, öyle bir mutluluk sarardı içimi. Burada olduğu gibi yine sanatsal aktivitelerde bulunmak isterdim. Çok param olsun isterdim açıkçası, zengin olmayı isterdim ama parada gözüm yok, gönül zenginliği olsun yeter derim. Yani dostlarımla güzel bir gün geçirmek isterim cennette yani.